Bu olay iki sene önce yaşandı. Ben büyük bir sitede çok katlı bir binada oturuyorum. Çocuğumla yalnız başıma yaşıyorum. Yıllar sonra Ukrayna'daki akrabalarımla görüştüm ve sık sık ziyaret ediyordum. Bizim soyumuzda hiçbir kadının evliliği uzun sürmez ve acayip şekilde herkes taşıyıcıdır. Sadece kız çocuğu doğurur. Nesildeki herkes yaşlı büyücülerdir ve en küçükleri benim. Bu evlilik laneti yüzünden ben de yıllar önce eşimi kaybettim ve evladımla yalnız yaşıyorum. İki sene önce ilkbahardı, nisan falan. Cumartesi günüydü, okul yoktu ama erken kalkmıştım. O gün şehir dışında okuyan kız kardeşim bana gelecekti. O yüzden hazırlık yapmalıydım. Yatağımdan kalktım. Gecelikle mutfakta kahve hazırlayıp sigara içiyordum. Saat daha erkendi. Bir taraftan da ses yapamaya çalışıyordum çocuklar uyanmasın diye. Mutfakta otururken aniden birinin dış kapıyı zorladığını duydum. Sesi duyar duymaz tüylerim diken diken oldu. Allah'ım yine geldiler mi dedim. Mutfaktaki hava aniden soğuyunca anladım. Eğer gelenler üç harfli ise olduğum ortamın havası ısınır. Bir ruhsa nemli soğuk bir hava olur. Kapıdakinin ruh olduğunu düşünsem de kendimi sakinleştirmeye çalıştım. Kapı Durmadan çalmaya, hatta yumruklanmaya başladı. Her zaman okuduğum duayı okuyarak korku korku kapıya doğru gittim. Kapının deliğinden bakınca yaşlı, sızka bir kadının ortadaki komşunun kapısının anahtar deliğine garip hareketlerle elini sürdüğünü gördüm. Benim baktığımı anlamış gibi aniden bana doğru döndü. Ama bu dönüş normal insan dönmesi gibi değildi. Aniden birinin havada size doğru süzüldüğünü düşünün. Öyle bir dönüş. Kapıya doğru hızlıca yaklaştı ve kapının deliğine bakarak çalmaya devam etti. Kapının zincirini iliştirip küçük aralıkta açtım. Kapıyı açınca bana elindeki eski bir anahtarı göstererek evime giremiyorum dedi. Elindeki anahtar eski ve büyük bir anahtardı. Zaten o kapıyı açamazdı. Yanlış geldiniz herhalde dedim. Orada benim komşum olan Türk aile yaşıyor inatla direnerek ''Hayır, yanlış gelmedin. Burası 14. kat değil mi?'' diye sordu. Konuşunca benim de korkum azalmıştı. Ama soğuk nemli havayı duyuyordum. ''Hayır efendim, dördüncü kat burası. Siz asansörü binip 14'e basın.'' dedim. Kızarak, beni azarlayarak bir sesle ''Ne demek dördüncü kat? Baksana nasıl yüksekteyiz?'' dedi. Kadını hatırladım. Birkaç kez yaşadığım sitenin bahçesinde görmüştüm kadını akli dengesi bozuk birine benziyordu. Tekrar asansöre binmesi gerektiğini ve 14. kata çıkmasını söyledim. Kadın sinirli halde kendi kendine bir şeyler söyleyerek asansöre doğru gitti. Ben de ardından izliyordum. Asansöre binince birinci kata indiğini gördüm. Zavallı, akli dengesi de bozuk, kaybolup başına bir şey gelebilir diye korktum. Hızlıca içeri geçip üzerimi giyinip ardından ben de indim. Sabah daha erkendi. Genelde hafta sonları bu saatlerde dışarıda pek fazla insan olmazdı. Dışarı çıkınca iki adamın kapıda olduğunu gördüm. Sağa sola baktım. Kadın yoktu. Adamlara sordum. Onlar da hiç kimseyi görmediklerini söyledi. Kapıdan kimse çıkmamıştı. Ne yapacağımı bilemeyip şaşkın halde asansöre bindim. İstemsizce 14. kata bastım. Ailesini bulup kadının gittiğini söyleyecektim. Hangi evde yaşadığını bilmiyordum. İki tane daire vardı. İlk olarak birincinin kapısını çaldım. Burada öyle bir ne yaşamadığını söylediler. Sonra diğer kapıyı çaldım. Kapıyı bir adam açtı. Üzgün görünüyordu. Affedersiniz ben dördüncü kattaki komşunuzun, galiba sizin annenizdi. Bir kadın benim kapımı çaldı. Evini bulamıyordu. On dördüncü kat olduğunu sanıyordu. Yukarı çıkmasını söyledim ama hasta gibiydi anlamadı aşağıya indi. Baktım ama bulamadım dedim. Adam benle pek konuşmadı. Perişandı zaten. Beklememi söyleyip içeri girdi. Kırklı yaşlarda bir kadın geldi. Bu kadını daha önce görmemiştim. O da perişan bir haldeydi. Az önce söylediklerimi kadına da anlattım. Gördüğüm kadını da tarif ettim. Kadın önce anlamsızca bir süre bana baktı. Sonra da bekler misiniz dedi. Telefonunu getirdi. Bana bir fotoğraf gösterip gördüğünüz kadın bu muydu dedi. Fotoğrafta kanepede otururken çekinmişti. Evet bu kadını dedim. Kadın önce şoka girmiş gibi bir süre konuşmadı. Rengi beyazladı. Hatta bayılacak diye korktum. Adamla birbirlerine baktılar. En sonunda nasıl olur dedi. Annem o benim. Bu evde gelinimiz ve abimle yaşıyordu. Dün gece sabaha karşı vefat etti. Defin için akrabalarımızı bekliyoruz. Şehir dışından gelecekler. Görmeniz imkansız dedi. Kadının dediklerinden sonra ben de şoka girmiştim. La ilahe illallah. Bir şey diyemeden döndüm. Kendi daireme inmek için asansöre binecektim. Asansöre binince yanımda belirecek diye ölüm koptu. Aşağı kata indim. Cenaze daha camide yıkanıyormuş. Definden sonra akşama kadar sürekli birileri gelip olayın nasıl olduğunu sorup durdu. Yaşadığım olay yüzünden ben de bayağı korkmuştum. Hem de tedirgindim. Sürekli bu olayı sormak için kapıma geldiler. Akşama kadar sürünce en sonunda kardeşim kendimi kötü hissettiğimi söyleyip bir daha gelmemeleri için azarladıktan sonra sormayı bıraktılar. Tam her şey normale dönerken kadını sitenin bahçesinde iki gün sonra tekrar gördüm. Bahçede oturmuş kuru bir ekmeği kemiriyordu. Beni görünce ürkmüş gibi bacaklarını çekip elindeki ekmeği arkasına sakladı. Ben de olayın şokuyla bildiğim tüm duaları okuyarak eve doğru yürüdüm. Kadının benden ne istediğini, beni görünce niye korktuğunu hala anlamıyorum. Ruhları görmek sık sık yaşadığım bir şeydir. Babaannemle babamı mezarlıkta ziyaret ettiğimde bile sürekli birileri peşime takılır, bana seslenir beni çağırırlar. Ama bu kadın bana hiçbir şey söylemedi. Çoğu zaman beni tanıyan insanlar da şahit olurlar. Hatta namazından yazında olan çok dindar düzgün bir amca olan komşum da bir keresinde namaz kıldığı sırada tüylerinin ürperdiğini ve birinin onu kapıya doğru çektiğini düşünerek namazı korkuyla alel acele kılıp kapıdan bakınca benim kapımdaki topluluğu görmüş. Kadın erkek bir sürü kişinin toplanıp bir şey ister gibi beklediğini görmüş. Rahatsız olup kapıyı açınca korkudan deliye dönmüş. Kapıda kimse yokmuş. Heyecanla bana anlatınca gördüklerinin büyük ihtimalle ruh olduğunu söyledim. Çünkü sürekli kimsesiz dua edeni olmayan insanlar öldükten sonra bir şekilde benimle iletişime geçip benden dua isterler. Bunun nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Belki mezarlıkların yanından geçerken sürekli dua ettiğim için, belki de kalp gözümün açık olduğu için onlar da beni hissediyordu. O yüzden mi bilmiyorum. Bu kadın bana hiçbir şey söylemese de ben onun ruhunun huzur bulması için dua ettim. Yaşadığım sayısız garip olaydan sadece bir tanesiydi bu. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Selam, ismim Enise. 87 doğumlu. Benim başımdan tuhaf şeyler geçti. İster inanın, ister inanmayın. Ben yine de size anlatacağım. Üniversite mezunuyum. Ailemin yanında. Eskişehir'de okudum. Her şey babamın vefatıyla başladı. Babam rahmetli olmadan önce yatalak hastaydı. Bir gün babamın odasına gittim. Babamla konuştuk. Sohbet ettik. Sonra kapıdan çıkarken bana kızım ''Yanında deden var, görüyor musun?'' dedi. Dedem rahmetli odalı yıllar olmuştu. Ben ilaçların etkisiyle gördüğünü düşündüm. Ben de dedemi unutamıyorum baba. Hep aklımda falan diyerek konuştum babamla. Bu olaydan çok kısa bir süre sonra babam vefat etti. Babamın ölümünden sonra onun odasında ben kalmaya başladım. Beyaz bir kedim vardı. O da benimle uyuyordu. İlerleyen gecelerde, kabuslar görmeye başladım. Bu arada tarih bölümünü bitirmiştim. Öğretmenlik için atama bekliyordum. Neyse her gece kabusla uyanmaya başladım. Kabus görüp uyandığım saatler hep aynıydı. Sabah 4 ile 6 arasıydı. Gece sürekli uyandırılıyordum. Bir gün yine uyandırıldım. Uyandığımda karşımda bir tane çocuk vardı. Çocuk gülümsüyor, bana el sallıyordu. Ama çok çirkin bir çocuktu. Bu korku filmlerindeki gibi insanı tedirgin eden cinsten çığlık atarak uyandım. Kabuslarla uyanmalarıma artık fısıltılar da eklenmişti. Evde annem ve ben kalıyorduk. İki yalnız kadın. Sonra bir gece kedim ayağımın dibinde uyuyordu. Gece onun kavga eder gibi duvarın dibinde dikkat kesildiğini gördüm. Onun o seslerine uyandım. Kucağımı alıp sakinleştirdim. Fakat bu durum, gördüğüm rüyalar ve duyduğum fısıltılar yüzünden oldukça tedirgin etti beni. Bir şeyler görmüş olmalıydı. Çünkü daha önce öyle hareketler yaptığını hiç görmemiştim. Babamın ölümü yeni olduğu için o sıralar evde Kur'an okuyordum. Bir gariplik vardı. Kur'an okurken ya da dua okurken hep dilim dönmüyordu. Okumakta zorlanıyordum duaları unutuyordum. Sonraki günlerde Kur'an okumak için ne zaman Kur'an-ı Kerim kitabını arasak koyduğumuz yerde bulamıyorduk. Kitaplar ortalıktan kayboluyordu. Bende bir gariplik vardı. Bunu hissediyordum. Ama ne olduğunu çözememiştim. Gün geçtikçe hayatımdaki gariplikler artmaya devam etti. Kabuslarım yerini insanlarla ilgili rüyalara bıraktı. Fakat bu rüyalar normal rüyalar değildi. Mesela birine bir şey olacaksa ya da hayatında değişiklik olacaksa rüyamın aynısı çıkıyordu. Hatta atama bekleyen bir arkadaşım vardı. Rüyamda onun atandığını gördüm. Sadece bununla sınırlı değil, atandığını, gideceği ile gittiği yerde nasıl birisiyle evleneceği gibi detayları da görmüştüm. Arkadaşıma bu rüyayı anlattım. Çok geçmeden dediğim gibi atanıp Gittiği yerde aynı şekilde evlendi. Bunun gibi birçok olay olmaya başladı. Ablam, abim derken çoğu şeyi bilmeye başladı. Annem bile dalga geçiyordu. Erdin mi kızım diye. Neyse, bu rüyaların dışında kabuslarım da devam ediyordu. Hem atanamam, babamı kaybetmem ve bu kabuslar iyice bunaltmıştı beni. Abim şehir dışındaydı. Bana bir süre yanıma gel, hava değişikliği senin için iyi olur dedi. Abim rütbeli bir askerdi. Onlara gittim. Sınava orada hazırlanırım dedim. Abimin yanına gittiğimde içimde büyük bir sıkıntı vardı. Annemi aradım. Anne, abimin başına bir şey gelecek. Hayır olsun dedim. 15 tatilinde Eskişehir'e döndüm. İki gün sonra annem aradı. Abim askeri de silah eğitimi sırasında şehit olmuştu. Babamın ölümünden sonra abimin acısı dayanılmazdı. Bu kadar acıya dayanmak çok zordu. Hayat gerçekten bizim için çok kötü bir hal almıştı. Geceler artık daha kötü geçiyordu. Kimseye tahammülüm yoktu. Herkesle kavga ediyor, annemle bile geçinemiyor, sıklıkla kavga ediyordu. Son zamanlarda da sürekli aklımda kendimi öldürmek arzusu vardı. Annem benim halimden, bende bir şeylerin olduğunu anladı ve uzunca konuştuk ona babamın ölümü öncesi ve sonrası. Her şeyi anlattım. O da bana hocalık bir sorunumun olduğunu söyledi. Bir hoca bulup hocanın yanına gittik. Hocanın evine geldiğimizde bana sürekli bir gülüme geliyordu. Annem kızıyordu ama engel olamıyordum. Hoca çok fazla soru sormadı. Bazı duaları okumaya başladı. O okudukça ben kötü olmaya başladım. Bana bir şeyler verdi. Bunları gece yak, suya at dedi.'' Muska yazdı, üzerinde taşı, güçlü bir cin kabilesinden bir cinin bana aşık olduğunu, beni yavaş yavaş ele geçirdiğini söyledi. Annem de ben de şok olduk. Hocaya teşekkür edip oradan ayrıldık, eve geldik. Ben odamı değiştirdim. Bir sabah uyandığımda, annem odanın kapısından bana bakıyor, beni izliyordu. Anne, ne oldu neden bakıyorsun dedim. Fakat bana cevap vermedi arkasını dönüp gitti. Sonra tekrar kaldı. Uyanınca anneme sordum. Sabah neden bana baktın? Sana seslendim. Cevap vermedin dedim. Annem de ben senin odana hiç gelmedim dedi. Artık neyin gerçek, neyin rüya olduğunu fark edemiyordum. Gerçekliğimi kaybetmiştim. Başka bir gece uyurken birilerinin beni izlediği hissine kapılarak uyandım. Uyandığımda üç tane gölge başında dikilmiş bana bakıyorlardı. Herhalde göz yanılması dedim. Çığlık atmadım. Tuhaf bir şekilde onlardan korkmuyordum. Ama içimde çok büyük bir merak vardı. Yine başka bir gün uyandığımda üç gölge yine başımda duruyor. Sanki nöbet tutuyorlardı. Ben de uyku sersemi. Ben iyiyim. Gidin buradan dedim. Kapının önünden geçen annem. Konuşmalarımı duymuş. Annem geldi. Kiminle konuşuyorsun dedi. Anneme söyleyip daha fazla delirdiğimi düşünmesin diye rüyamda konuşuyordum dedim. Artık onlardan korkmuyordum. Bana zarar vermediğini, beni koruduğunu düşündüm. Ocaya anlattım olanları. Onları senin görüp duyman Çok tehlikeli dedi bana. Bir gün yine uyuyorum. Rüyamda. Sanki yerin dibine indim. İnsana benzer varlıklar var. Ama konuşmuyorlar. Sadece bana bakıyorlardı. Ben dua okumayı düşünürken İçlerinden biri yanıma geldi. Dua okuma dedi. Onun dediğini hemen kabul ettim ve dua okumaktan vazgeçtim. Bana dua okuma diyen varlık, dua okursan seni fark ederler. Şu an bizim alemdesin. Merak etme, ben seni buradan çıkaracağım dedi. Dediği gibi yaptı ve tekrar yükselip beni yatağıma bıraktı. Sanki astral seyahat yapmış gibiydim. Yatağımda bedenime girdiğimi bile hatırlıyordum. Sonra uyanıp kalktım. Camı açtım. Dışarıya baktım. Bakınca ne göreyim? İlk kez bana musallat olan o kötücünü gördüm. Öylece bana bakıyordu. O an ondan o kadar nefret ettim ki, nefretim korkumun önüne geçti. Sanki onunla dalga geçer gibi, "Sen çok çirkinsin. Nasıl kendini bana layık görürsün?" diye aşağıladım onu. Ben böyle konuşunca bir süre daha karşımda durup öylece kayboldu. O geceden sonra her şey normale dönmeye başladı. Olaylar düzeldikten sonra hocanın yanına gittim. Yaşadığım olayı anlattım. Son kez hocine söylediklerimi de anlattım. Hoca da bana bazı bilmediğim şeyleri anlattı. Babamın dediğimi gördüğü gün, babamın ölümü yaklaştığı için bir enerji ya da kapı açılması, siz ne derseniz bilmiyorum, o ana denk gelmişim yani iki alemin bir anlığına kapıları açılmış. Bu olay gerçekleşirken bana aşık olan bu cin beni görmüş. O günden sonra beni herkesten ve her şeyden uzaklaştırmak için her şeyi yapmış. Bazı olayları bilmem, kabuslar görmem hep onun yüzündenmiş. Durumumun ilerleyip tamamen ona ait olmam için benim zihnimle oynamış. Fakat en son olayda ne kadar kararlı olduğumu görünce benden vazgeçmiş. Hoca bunları kendi cinlerinden öğrenmiş. Gerçekten de o günden sonra hayatım normale döndü. Yıllar geçti. Mutlu bir yuvam var. Annemi bırakmadım. Nasıl o bana bu halime sahip çıktıysa ben de ona sahip çıktım. Böyle olaylar var. Ne zaman nasıl yaşandığını bilemezsiniz. Belki sizin hayatınızda da vardır. Fakat anlayamazsınız. Bunu anlamak bile ayrı bir farkındalık gerektiriyor. Umarım bunu fark etmez ve öylece atlatırsınız. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Merve Hanım anlatıyor. Yazın orman kokusuyla dolan akşamlarıydı. En sevdiğim saatler. Temmuz'un ılık havasında güzel kokusunun tüm evrene yayıldığı kahvemi de alarak bütün Göktürk'ün ayaklarıma serildiği Evimin terasına çıktım. Üzerimde kalın askılı bir atlet vardı. Kuzenlerle toplanınca pijama partisi yapılmadan olur muydu hiç? Kasemizde çekirdek ve cipsin eksik olmadı. Kız partimizde dönen dedikodularımız ve bol korku dolu hikayelerimiz bulunuyordu. Hiç yapmadık demeyin. Herkesin böyle bir deneyimi vardır elbette. Tam saati hatırlamıyorum. Ormanın derinliklerinden bir ses duydum. Kocaman olan gözlerimle kızlara baktım. Onlar da duydu mu diye. Fakat onlardan tık yoktu. Hepsi anlatılan hikayelere gülmekle meşguldü. Anlaşılan benim uyuma saatim gelmişti. Çalışınca fazlasıyla yorgun oluyor. Sonralarında da böyle hayal ürünü şeyler duyuyordum. Kahvemde kalan son yudumu içmek için bardağı elime almıştım ki. Ses bu kez çok daha yakınımızdan gelmişti. Bu kez tek değildim kızların bakışlarından anlayabiliyordum. Merve, bildiğim kadarıyla sizin burada yeni doğum yapan yok. Ben de öyle biliyorum Ece. Üçümüz birbirimize bakıyorduk ve bu bakışlarda gidip bakmalıyız ifadesi vardı. Aklınızdan dahi geçirmeyin. Sabahın beşi, başımı olmaz anlamında sallıyordum. Zaten ben gitmek istesem de abim beni göndermeyecekti. Bir de ondan azar işitemezdim. Balkondaki tabak çana Mutfağa yerleştirdik ve onlara özel hazırladığım odaya gönderdim. Ben de abimin yanında yer alan yatağıma uzandım. Aklımda yer edinen sesi silmeye çalışıyordum. Biliyorum ne kadar düşünürsen bu sesi çok daha fazla duyacak. Hani uyku ile uyanıklık arası tatlı anlar vardır ya. Tam o anı yaşamak üzereyken yine o çocuk çığlığını duydum. Rüyada olmayı, kavus gördüğümü söylemeyi çok istiyordum. Ama çoktan gözlerimi açmış, etrafıma bakınmaya başlamıştım. Gelen fısıldanmalar, ayak sesleriyle yatağımdan doğruldum. Kapı hafif olarak aralanmıştı. Korkmama hiç gerek yoktu. Çünkü bu gelenler benim duyduğum çalık sesiyle yataklarından fırlamış olan kuzenlerimdi. Merve, sen de duydun mu? Hayır, duyduklarıma inanmak istemiyorum. Mert abiyi uyandırmalıyız. Bence gidip bakmalıyız. Yatağımın yanında bulunan camdan bakmak için başımı çevirdiğimde aklımdan hiç çıkmayacak o görüntüyü görmüştüm. Ya bu rüyaydı ya da artık tamamen delirmeye başlamıştım. Kızlara dönüp bakmak istiyordum. Benim gördüklerimi onlar da görüyor mu? Öğrenmek istiyordum. Ama öyle hipnotize olmuştum ki değil başımı çevirip bakmak çığlık dahi atamıyordum. Tam karşımda kucağında bir bebek olan gümüş gri saçları yüzüne yapışmış kambur bir kadın duruyordu. İşte o zaman aklım başıma gelmişti. Yatağımdan ışık hızına eş değer bir hızla kalkarak abimin yatağına gittim. Uyumaktan kanlanan gözleriyle bakmaya başladı. İyi ki o vardı yanımda. Yoksa üç kız evde tamamen delirecektik. Abime olanları anlatmaya çalışırken bir yandan da camı işaret ediyordum. En sonunda sinirle ayaklandı. Siz alkol mü aldınız kızlar? Zira buraya gelen kimseyi göremiyorum. Dedi. Ne? Nasıl yani? Korkan adımlarla cama doğru yaklaştım. Ağaçtan başka hiçbir şey yoktu. Abime baktığımda gözlerini devirerek yeniden yatağına girdi. Hiçbir şey olmamış gibi uyumasına devam etti. Ben ise camdan abime, abimden cama bakıyordum. Bu olayın üzerinden bir hafta geçmişti. Artık yatağıma tek başıma yatamıyordum uyumadan önce cama bakıp hızla abimin yanına kıvrılıyordum. Belki korkunç bir rüyaydı ama sonuçta etkilenmiştim. Kızlar itinayla her gün görüp görmediğimi öğrenmek için arıyorlardı ve aynı cevabı duyarak kapatıyorlardı. Bir haftanın sonunda meraklarına yenik düşerek yeniden bize geldiler. Olan da zaten bu gelmelerinden sonra başımıza geldi. Geldikleri gece yine aynı sesi duyduk. Sen gelmezsen gelme Merve. Ece ve ben gidiyoruz. Kızım kaybolursunuz oralarda. Sonra ben teyzeme ne derim? Abimle ne diller döktük. Ama bizi dinleyecek gibi görünmüyorlardı. Gece 11 civarı çıktıkları eve sabah karşı 2'de gelmişlerdi. Evin zili çaldığında merdivenlerin nasıl indiğimi hatırlamıyordum. Bütün gece gördüklerimizi rüya olup olmayacağı hakkında tartışmıştık. Çünkü ormanın sonuna kadar gittiklerini ve hiçbir şey bulamadıklarını söylediler. O gece sanacak olanları bilseydik eğer ne kızları gönderirdim ormanın derinliklerine ne de abime gösterirdim. Neredeyse her gece duyduğumuz ağlama sesleri bu gece kızgın çığlıklara dönüşmüştü. Beni rahatsız etmeye cüret eden de kim? Uzaktan gelen ses yavaş yavaş kulağımızı sağır edecek kadar yükseliyordu. Bozulan kasetler gibi durmadan bunu söylüyordu dördümüz bir yere sinerek izliyorduk olanları. Bu kez gelen, vücudunun iriliğinden yırtılan elbise giymiş bir kadın duruyordu tam karşımızda. Saçları, ayaklarına gelecek kadar uzunluktaydı. Ayak tırnakları uzun ve pislik içindeydi. Elinde tuttuğu kocaman baltayı sağa sola sallamaya başlamıştı. Ellerinde ve bacaklarında derin kesik izleri vardı. Eğer bunu birisine anlatsaydım, beni bağlayarak götürürlerdi. Ama yaşadığım şu an tamamen gerçekti. Ani bir gürültüyle dış kapının açıldığını duyduk. Ağzımızı sımsıkı bastırdık. Bağırmamız demek, ölmek demekti. Abim beni arkasına alıp sarılmaya başlamıştı. Kızlar da benim gibi arkamda birbirlerine sokulmuş vaziyetteydi. Kımıldamıyor, nefes dahi almıyorduk. Biz ne kadar sinip saklansak da gözümü açıp kapayana kadar tam önümüze gelmişti. Mideme yukarı gelen acı safra tadını yutkunarak yok etmeye çalışıyordum. Burnuma çürümüş et kokusuyla taze kan kokusu geliyordu. Kadının yüzü yoktu. Elleri kemikten ibaretti. Saçları, olmayan gözlerinin yerlerini kapatıyordu. Dudakları parça parça kesiklerle doluydu. Bu kadına ne yapmışlardı böyle? Kalbimin gümbürdemesine engel olamıyordum ama bunu merak etmekten de kendimi alamamıştım. Beni rahatsız etmeye cüret eden kim? Son damla kalan gücümle ayaklandım. Yüzüne bakamıyordum. Ama bu cevabı vermem gerekiyordu. Seni kimse rahatsız etmiyor. Ormanda duyduğum koku. Bu eve getirdi beni. Ormana gelmeden önce de bu eve doğru ilerliyordum. Bu ev bir anlığına yüzünden duygu sellerine aktığını görsem de hemen toparlandı ve sımsıkı tuttuğu baltasını kaldırdı. Sen miydin gelen? Bendim dedim. İşte sımsıkı tuttuğu balta ilk olarak kesinlikle bana gelecekti. Abim de bunu hissetmiş olacak ki oturduğu yerden hızla kalktı. Delirdin mi Merve sen dedi. Kızlar da usulca omuz hizamdan başlarını çıkartarak titrek sesleriyle cevap verdiler. Sana yardım etmek istiyoruz. Kötü bir niyetimiz yoktu. Gelen bizdik ve kesinlikle sana zarar vermek istememiştik. Sadece duyduğumuz ses bir bebeğin sanmıştık. Belki yardım edebiliriz diye düşünmüştük. Düşüncemiz bu yöndeydi. Gözlerinin olmamasına rağmen akan yaşları sanki kalbime değiyordu. Bir insanın ağlaması için gözlere değil, kalbe ihtiyacı varmış. Bunu da anlamıştım. Kesik dudaklarını birkaç defa araladı. Bir şeyler anlatmak istiyordu. "Bize istediğini anlatabilirsin." demiştim. Duymak istediğimden emin değildim ama bir kere söylemiş bulunmuştum. Bu ev bir zamanlar bize aitti. Çok mutluyduk eşimle. Yani ben öyle sanıyordum. Eşim beni aldatıyormuş. Oysa ki ben ona o gün hamile olduğumu söyleyecektim. Söylemek şöyle dursun. Dinlememişti bile. Çirkin olduğumu, beni hiç beğenmediğini söylemişti. Başka bir kadını sevdiğini söylüyordu. Üzerine gittiğimde ise kavga alevlenmişti ve olanlar da o andan sonra oldu. Ama bir şeyin acısı beni ayakta tuttu. Evladım, seni gördüğümüzde kambur ve yaşlıydın. Hala öyleyim. Şu an uzun boylu, fazla uzun boylu ve tuhaf derecede güzelsin. Bir zamanlar güzel oldu. Dudaklarının şeklinden, vücudundan belli oluyordu. Kadın, beni huzura kavuşturun dedi. Ne dediğini tam anlamasak da bir anda yok oldu. Öylece kala kalmıştık. O da kara bir delik gibi bizi içine çekiyordu. Soluk soluğa gözlerimi açtığımda ürperdiğimi hissettim. Çünkü ne odamdaydım ne de yanımda abim vardı. Kız partisinde balkonda uyuyakalmıştık. Kızların yüzüne baktığımda benden farksızlardı. Kabus gördüklerini anlamıştım. Üçümüz de aynı anda haykırmıştık. Çok korkunçtu. Gördüğümüz rüyaları anlatırken kanım çekilmiş gibi hissettim. Aynı anda, aynı rüya ve aynı kadın. Rüya denemeyecek kadar korkunçtu. Kapının gürültüyle açılması yerimizden sıçratmıştı bizi. Ama kelenin abim olduğunu görmemiz, tuttuğumuz nefeslerimizi vermemizi sağlamıştı. Galiba son nefesimdi. Çünkü abim bizimle aynı rüyayı görmüştü. Bulunduğumuz mevki ve yakınlarında o tarihe ait ne kadar haber varsa okuduk. Eski komşulara da sorduğumuzda İşin aslı ortaya çıkmıştı. Kadının anlattığı doğruydu. Fakat cesedi görevliler bulamamıştı. Kadın bizden cesedi bulmamızı istiyordu. Ama nasıl olacaktı? Nereden bulabilirdik? Aklımıza sorular akın ediyordu. Lakin cevaplarını bir türlü bulamıyorduk. Öldürülen bir eşin cesedi nerede saklanılır sorusunu yöneltti. Evet, beyin fırtınası yapılacaktı. Ama hiç eşimi öldürmemiştim nasıl saklayayım? Ece çocuksu sesiyle gömer dedi. Evet bu mantıklı bir cevaptı. Abim sesli bir şekilde buldum dedi. Hepimiz bakışlarımızı abime çevirmiştik. Bodrum katı. Bizim bodrum katımız mı var? Abim ise cevap vermek yerine ayaklandı ve hedefini şaşırmadan ilerlemeye başladı. Biz de abimin arkasından gidiyorduk. Kapıyı açtığında Kadını gördüğüm andaki koku dolmuştu burnuma. Çürümüş et ve taze kan kokusu. oysaki üzerinden kaç sene geçmişti. Nasıl bu kadar taze kokabiliyordu. Duvarda asıl duran feneri aldığımızda hepimiz bir adım geri gitmiştik. Yerde yatan kadın rüyamıza giren kadınla birebirdi. Uzun boyu, yırtık kırmızı elbisesi, gözlerinin olmadığı yerler ve saçları hepsi aynıydı. Tek bir fark vardı kesik dudaklarının ucunda gülümseme konmuştu. Bu olayı 20 sene önce yaşamıştım. Şu an 40'lı yaşlardayım. Evliyim ve bir çocuğum var. Bazen rüyalarıma girip teşekkür ettiğini görürüm. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Bundan yaklaşık 6-7 sene önce Ankara'da Engin isminde o zamanlar 23 yaşında bir gencin başına gelen olaylar Engin'in ağzından anlatıyorum. Askerden yeni dönmüş. Özel güvenlik kimliğini alıp güvenlik olarak iş arıyordum. Şansıma yakın bir semtteki apartman inşaatına gece bekçisi olarak güvenlik arayışı vardı. Hemen gidip başvurdum ve kısa bir süre sonra geri dönüş alıp işe başladım. Sabit gece vardiyasındaydım. Geceleri inşaata kimse girip çıkmasın Malzemeler çalınmasın diye girişti ki küçük kulübemde nöbet tutuyordum. İşe başlayalı neredeyse bir ay olmuştu. Akşam nöbeti için gelmiştim. Usta başı diğer ustalara çatıyor, söylene söylene dolanıp duruyordu. Merakıma yenik düşüp yanına gittim. Hayrola usta dedim. Siz daha gitmediniz mi? Söylene söylene ne arıyorsun? Ya gideceğiz gideceğiz ama bu baş belası inşaatta durmadan bir şeyler kayboluyor. Önce milletin donu gömleği kaybolurdu. Umursamadık. Ama son zamanlarda koca matkap bile kayboldu. Birileri alıp alıp gidiyor çaktırmadan ama hadi hayırlısı. Sen de bakarak ol. Aklında olsun dedi. Ve iyi akşamlar deyip söylene söylene evine gitti. Tuhaftı doğrusu. Hadi matkap neyse. Satar parasını alırsın ama. Kim ne yapsın başkasının donunu gömleğini? Ustalardan biriyle başladığımdan beri sohbeti ilerletmiştim. Akşam evine gitmeden önce bana eşlik eder, beraber sohbet ederdik. O akşam yine herkes evine dağıldı. O ise sohbet etmek için kaldı. Kulübenin önüne iki sandalye attık, çaylarımızı koyduk ve sohbet etmeye başladık. Aklıma ustabaşının söyledikleri gelmişti. Halil Usta dedim. Ustabaşının kafası neden bozuktu bugün? Dedi sorma. Sen yenisin bilmiyorsun pek. Bu inşaatın başladığı günden beri başımız beladan eksik olmadı. Ya durmadan bir şeyler kayboldu ya da kaza bela oldu. Nasıl ya yani annedim? Ne kaza belası? Bu inşaata başlayalı kaç ay oldu? Allah seni inandırsın. Temeli zor attık. Kaç tane eleman yaralandı? Anlatamam. Nasıl olduğunu anlamıyoruz ki. Senden önceki güvenliktir. Aniden sorgusuz sualsiz bırakıverdi işi. Eleman dayandıramıyoruz resmen. Halil Usta bahsedince dikkatimi çekmişti. Böyle küçük inşaatlara bekçi tutulmazdı genelde. Belki de eşyalar kayboldukça müteahhit bekçi tutma gereği duymuştu ama diğer bekçi neden aniden işi bırakmıştı. İş kolaydı, maaşı güzeldi. Böyle bir işi kimse kolay kolay bırakmazdı. Biraz daha hoşbeş ettikten sonra Halil Usta müsaade istedi ve evine gitti. Etrafı kolaçan etme vakti gelince El fenerimi aldım ve inşaatı dolaşmaya başladım. İnşaatı çevrilen metal bir duvar hemen inşaatın önünde. İnşaata giriş için büyük metal bir kapı ve kapının hemen yanında da benim küçük bekçi kulübem vardı. İnşaata tek bir kamera vardı ve o da benim kulübemin bulunduğu giriş kapısını çekiyordu. El fenerimle etrafta bir tur attım ve en sonda inşaatın içine girip iskeletin içine bir göz attım çalışanların eşyaları, her yere saçılmıştı. Kasketler, gömlekler, tulumlar, ayakkabılar, her yerdeydiler. Kendi kendime nasıl çalışıyor bu adamlar? Bu ne dağınıklık böyle? Tabii kaybolur eşyalar. Bu dağınıklıkta ayı yavrusunu kaybeder diye düşündüm. İşim bittikten sonra kulübeme geri döndüm. Televizyonu açtım ve mesaimi doldurmaya devam ettim. Sabah olmuş, çalışanlar gelmişti. Ben de yavaş yavaş gitmeye hazırlanıyordum. Tam çıkacakken ustabaşı telaşla koşarak yanıma geldi. Engin akşam sen ne yaptın dedi. Şaşkınlıkla durdum. Ne yapmışım usta? Dedim. İçerisi darma Her yer her yerde. Tüm çalışanların eşyaları etrafa saçılmış. Aniden gece gördüğüm dağınıklık aklıma gelmişti. Evet dedim ben de gördüm ama ben elimi sürmedim. Ben etrafı devreye gezerken zaten o haldeydi. Ustabaşı benim şaşkınlığımı görünce benim yapmadığımı anlamış olacak ki kafası karışmış bir şekilde kafasını kaşıyarak düşüncelere daldı. Eve gitmeden tekrar kulübeme geçtim ve güvenlik kayıtlarını açarak hızlıca bir göz attım. Acaba ben fark etmeden birisi mi girip çıkmıştı? Ama görüntülerde benim bilmediğim kimse girmemişti içeriye. Acaba dedim duvarlardan serseriler atladı da onlar mı dağıttılar benim de iyice kafam karışmıştı. Yapacak bir şey yoktu. Uykusuzluktan gözlerim yanıyordu. Akşam ne olmuş olabileceğini düşüne düşüne eve gittim. Hemen bir duş aldım. Bir şeyler atıştırdım. Doğruca yatağıma girdim. Akşam normalden biraz fazla geç kalkmıştım. Uyanıp kendimi toparladım. Annem sofrayı kurmuştu. Babam ve annemle oturup yemeğimi yedim. Biraz işten sohbet ettik babama iş yerinde olan tuhaflıklardan bahsettim. Onun da bayağı ilgisini çekmiş, tuhaf gelmişti. Sen gözünü dört aç oğlum. Hazır iş yerin yakın. İşinden olma dikkat et dedi. Yemekten sonra bir bardak çay içtim. İşe gitmek için hazırlanıp evden çıktım. Kısa bir minibüs yolculuğundan sonra iş yerimdeydim. Mesaim akşam sekiz sabah sekiz. Bu akşam yine herkes gitmiş tek başıma kalmıştım. Devriye atma zamanı gelmişti. Ama bir türlü el fenerimi bulamıyordum. Delirmek üzereydim. Her zamanki gibi çekmecemi bırakmıştım. Kim almıştı ki? Kendi kendime söyleniyordum. Yapacak bir şey yoktu. Telefonun flaşını açtım. Ve her zamanki gibi ilk önce inşaatın çevresinde bir tur attım. Sonra da inşaatın iskeletinin içine girip dolaşmaya başladım. İnşaatın içinde bir ışık dikkatimi çekti. Biraz yaklaştığımda bunun benim el fenerim olduğunu fark ettim. Işığı açılmış duvara doğru duruyordu. Sinirle koşup hemen fenerimi yerden aldım. Aklı sıra ustalardan biri bana eşek şakası yapmıştı. El fenerim şarjlıydı ki. Şarjı bitmemişti. Acaba ne zamandır bu şekilde yanıyordu? Söylene söylene. Fenerimle etrafa iyice bir göz attım. İşimi bitirip kulübeme geri dönüp sabah olmasını bekledim. Sabah olup ustabaşı işe gelince ona olanları anlattım. İşçilerden birisi benimle uğraşıyor. Fenerimi alıp inşaata atmış dedim. Ustabaşı şaşkın bir şekilde sanmıyorum oğlum. Dün en son ben çıktım. Ortada fener falan yoktu. Olsa görürdüm dedi. Allah, Allah Koskoca fener kendi başına yürüyerek gidecek hali yoktu ya. Eve gitmem gerekiyordu. Yolda yürürken aklıma giriş kapısının kamerası gelmişti. Nasıl daha önce düşünememiştim. Akşam işe gidince ilk işim kameralara bakıp ustadan sonra çıkan biri var mı diye kontrol etmekti. Kafayı takmıştım bu terbiyesizliği yapanı bulacaktım. Eve gider gitmez aç olmama rağmen direkt yatağa girdim. Derin bir uyku çektim. Uykudan kalktım. Banyoya girip biraz kendime geldim. Ve sofraya oturup bir şeyler atıştırdım. O kadar çok uyumuştum ki. Yemeğimi yedikten sonra işe yetişmek için apar topar evden çıktım minibüse atlayıp işe yetiştim. İnşaata vardığımda bir telaş olduğunu gördüm. Koşuşturan işçilerden birini durdurup ne olduğunu sordum. İşçinin anlattığına göre inşaatta kaza olmuş. Çalışanlardan biri ikinci kattan düşmüş ve ciddi bir biçimde yaralanıp hastaneye kaldırılmış. Benden önce de bu tür şeylerin çok sık olduğu hakkında dedikodular duymuştum ama çalışmaya başladığımdan beri ilk kez böyle bir olaya denk gelmiştim. Ben şaşkın şaşkın bakınırken ustabaşı yanıma geldi. Oldukça sıkıntılı görünüyordu. İnşaattaki sıkıntıların artık çok fazla olduğunu, Halil Usta'nın bile işi bıraktığını, bu kazaların belediyeyi rahatsız ettiğini, olur da yaralanan işçi dava açarsa müteahhitin çok büyük sıkıntıya gireceğini, böyle giderse inşaatın tamamen durabileceğini söyledi. İşçinin yaralanmasına çok üzülmüştüm ama Burası benim de ekmek kapımdı ve inşaatın iptal edilmesi benim de işsiz kalacağım anlamına gelirdi. Moralim bozulmuş bir şekilde kulübeme geçtim. Tüm çalışanlar gitmişti. Tek başıma kalmıştım. İçimden devriye atmak bile gelmiyordu. Boş boş otururken aklıma güvenlik kayıtları gelmişti. Artık bir anlam kalmasa bile en azından vakit öldürürüm diyerek ön kameranın kayıtlarını açtım. Biraz kurcaladıktan sonra tuhaf bir şeyle karşılaştım. Kamera dün akşam saatlerde donup kalmıştı ve kayıt yapmayı bırakmıştı. Bu nasıl bir şanstı? Bozulacak başka zaman mı bulamamıştı? Tam da lazım olmuşken. Oflaya poflaya kayıtları kapattım. Güvenlik şirketini aradım ve kameranın durumunu bildirdim. Bu saatten sonra bir önemi kalmamıştı. İnşaat durdurulabilirdi ama en azından ben görevimi yapmıştım. Mutsuz mutsuz kulübemde otururken biri cama tıklattı. Biri yarı esmer bir adamdı. Camı açıp kim olduğunu sorduğumda müteahhit olduğunu söyledi. Ben işe başladığımdan beri müteahhiti hiç görmemiştim. Söylenenlere göre şehir dışında başka bir inşaatla ilgileniyor. Buradaki işleri ustabaşı sürdürüyordu. Hemen kendisini hoş bir şekilde karşıladım. Kulübe hap kadardı. İkimiz sığamazdık. Dışarıya iki tane sandalye çıkarıp su kaynatıp çay yaptım. Birlikte oturduk ve sohbet etmeye başladı. Çok şen şakrak ve güleç bir adamdı. Ne söylersem söyleyeyim. Kahkahalarla gülüyordu. Biraz sohbetten sonra konuyu bugün inşaatta olan kazaya getirdim. Ve inşaatın gerçekten kapatılıp kapatılmayacağını sordum. İlk önce uzun bir sessizlik oldu. Zaten kapkonu olan adam daha da karardı sinirlenmiş gibi bir hali vardı. Bu kahrolası inşaat. Kahrolası inşaat yerle bir olmalı. Başladığı güne lanet olsun, dedi. Bu tepkisine şaşırmıştım. Bu sizin işiniz, ekmek tekneniz dedim. Ben böyle deyince adam sinirli halini bırakıp yine kahkahalarla gülmeye başladı. Kahkaha attıkça atıyordu. Öyle yüksek sesle gülüyordu ki sese tüm inşaatta yankılanıyordu. Kahkahalarının arasında bir şeyler söylemeye başladı. Kimin umurunda? Yeter ki bu lanet inşaat yerli bir olsun. O düşen işçi de kafası kabak gibi yarılmış. Artık bu adam iflah olmaz. Söyledikleri karşısında şok olmuştu. O kadar acımasızdı ki. Söyledikleri üstüne bir de manyak gibi kahkahalar atması beni iyice rahatsız etmiş ve tiksindirmişti. Kahkahası yüzünden. Başıma korkunç bir ağrı saplandı. Bir anda elim ayağım kesildi. Bayılacak gibi hissetmeye başladım. Ayağa kalkıp kendimi toparlamaya çalıştığım sırada adamın ayaklarını gördüm. Aman Allah'ım o neydi öyle fark etmemiştim. Pantolonun altından çıkan o iki şey ayak değildi. Resmen koca koca kapkara iki toynaktı. Gördüğümün şoku ve korkusuyla sırt üstü olduğum yere yığıldım. Adam ben yerde korkuyla sitlerken başıma geçti ve bana bakarak o korkunç kahkahalarını atmaya devam etti ve sonra her şey karardı. Kendime geldiğimde çoktan güneş doğmuş, işçiler başıma toplanmış, elime yüzüme kolonya sürüyorlar, beni kendime getirmeye çalışıyorlardı. Yattığım yerden doğrulmaya çalıştım. Kafama balyoz yemiş gibiydim. Başım resmen çatlıyordu. Usta başı telaksa. Evladım ne oldu sana diye sordu. İşin doğrusu ben de bilmiyordum. Gece müteahhit buradaydı dedim. Ustabaşı şaşkın şaşkın bana bakıyordu. Yok evladım daha sabah konuştun. O hala şehir dışında. Diğer inşaatın başında dedi. Zorlukla doğrulup sonklayan başımı tuttun. Ama o adam bana kendisini müteahhit olarak tanıttı dedim. Yok evladım seni kandırmışlar. Hırsızlığa falan mı geldiler acaba dedi. Doğru ya, olabilirdi. Bayılmıştım sonuçta. Acaba bana ilaç falan mı vermişlerdi? Zor da olsa ayaklandım ve hemen etrafa bakınmaya başladım. Görünürde eksik bir şey yoktu. Kamerayı kontrol edeyim, usta başına adamı göstereyim dedim. O an aklıma geldi. Kamera arızalıydı. Güvenlik şirketini arayıp olanları anlattım. Bir de üstüne savunma yazmak zorundaydım. Zaten işimden olma tehlikem vardı bir depo çıkmıştı başıma. Kendi kendime söylenirken ağrıyan başımı tekrar tuttum ve bir anda o sahne geldi aklıma. Kendime geldikçe yavaş yavaş hatırlıyordum. O adamın ayakları, o adam insan değildi. Bu inşaatta bir tuhaflık vardı. Ama kimi, ayakları keçi ayağı olan birini gördüğüme inandırabilirdim ki. Beni kesin deli zannederlerdi. Hatırladıklarım, tüylerimi diken diken etmiş bir şekilde evime döndüm yüzümü kırpacak halim yoktu. Eve gittiğimde annem ve babam yeni uyanmış kahvaltı ediyorlardı. Onlarla birlikte kahvaltı sofrasına oturdum. İstemeye istemeye yakında inşaatın iptal olabileceğinden bahsettim. Geçinmek için benimle çalışmam şarttı. İşsiz kalacağımı duyduklarında çok üzüleceklerini biliyordum ama elden bir şey gelmiyordu. Babam üzülme evladım belli olmaz bu işler. Belki beklediğin gibi sonuçlanmaz dedi. Babam beni teselli etmeye çalışıyordu. Oysa ki ben o korkunç yerden bir an önce kaçıp kurtulmak istiyordum. Anneme ve babama dün gece olanlardan bahsetmedim. İşsiz kalabileceğimden bahsederek onları zaten üzmüştüm. Bir de dün gece olanları anlatıp onlara huzursuz edemezdim. Tüm gün gözüme bile kırpmadım. Tek yapabildiğim deli gibi düşünmekti. Saatler nasıl geçti anlamadım. Yine vakit geldi çattı. İşe gitmeliydim. Zaten tüm gün gözüme uyku girmemişti. Başımın ağrısı da bir türlü geçmek bilmemişti. İşe resmen sürme sürme gidiyordum. Biraz geç kalmıştım. Ben gittiğimde herkes çoktan paydos edip gitmişti. Usta başıysa kulübemin önünde beni bekliyordu. Selam verip yanına gitti. O da iyice bozulmuş, gözü çökmüştü. Beni görünce zoraki bir şekilde gülümsedi. Hoş geldin evlat. Yaralanan işçinin durumu fena değilmiş ama belediyeden soruşturma için geleceklermiş. Yani henüz neyin ne olacağı belli değil. Eğer bir değişiklik olursa ben sana haber veririm dedi. Verecek cevabım yoktu. Sadece başımla onayladım. Usta başı cebinden bir şey çıkardı. Bana uzattı. Bu bir çeşit muskaya benziyordu. Bu nedir usta diye sorduğumda Evlat, ister inan ister inanma ama ben müteahhiti söylemiştim. Bu inşaattan hayır gelmez demiştim ama beni dinlemedi. Nasıl yani dedim. Ne biliyorsun da bu kadar emindin? Bu arsada eskiden çok eski bir ev vardı. Tarihi eski bir Osmanlı evi. O kadar eskiydi ki kimse ne zaman yapıldığını bile bilmiyordu. Sahibi olan yaşlı kadın evde yaşamıyordu ama bir türlü evi de satmıyordu o harabe haliyle öylece duruyordu. Evden herkes korkardı. Söylenenlere göre o evde uğursuz varlıklar yaşarmış ve kadın bu yüzden o evi satmaya korkuyormuş. Aradan yıllar geçip kadın rahmetli olunca torunları evin olduğu arsayı anında satışa çıkardılar. Tabii ki yakın çevreden kimse orayı almak istemedi. Fiyat gitgide düştü. Bizim müteahhit inanmaz böyle şeyleri. Yer merkezi Semt pahalı ev fiyat da ucuz olunca bizim müteahhit kaçırmadı. Ama ben söyledim ona. Buradan hayır gelmez dedim. Dinlemedi beni. En hayırlısı. Bu inşaatın durdurulması. Hepimizin selameti için dedi. Peki usta. Sen neden burada çalışmayı kabul ettin? Seninle aynı sebepten dedi. Geçindirmem gereken bir ailem vardı. Kendi kendime düşündüm. O an buranın böyle bir yer olduğunu en başından bilseydim yine de kabul eder miydim? Ederdim sanırım. Çünkü geçinmek çok zordu. Usta başının verdiği muskayı boynuma astım. Hakkını helal et dedim. Sanki vedalaşır gibi. O an içimden öyle gelmişti. Helalleştikten sonra usta başı evine döndü. Ben de girdim kulübeme. Saatler geçiyor. Yerimden dahi kalkmıyor. Kulübemden dışarıya çıkmıyordum. Tedirgin bir bekleyişti benimkisi. Tek istediğim bir an önce sabah olup çekip gitmekti. Gecenin ilerleyen saatlerinde uykusuzluğun verdiği yorgunlukla içim geçmiş, dalmışım. Uykumdan davul zurna sesine sıçradım. Saate baktım. Gece saat üçtü. Uyku sersemi, gecenin bir yarısı. Bu gürültü de böyle? Söylene söylene yerimden kalktım. El fenerimi de yanıma alıp kulübemden çıktım. Hala uykum açılmamış bir şekilde. Sağ sola sersem sersem bakıyordu sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştım. Ses inşaatın içinden geliyordu. Yutkundu. Fenerimi sıkıca tuttum ve inşaatın içine doğru ilerlemeye başladım. İnşaatın içindeki geniş bahçe kısmında yakılmış büyük bir ateş ve etrafında toplanan 30-40 kişilik kalabalık hemen dikkatimi çekti. Ateşin etrafına toplanan kalabalığın kimisi davul zurna eşliğinde deliler gibi halay çekiyor. Kimisi şen şakrak bir şekilde sohbet ediyor, bağıra bağıra kahkahalar atıyordu. Kimdi bunlar? İnşaat işçileri mi? Hayır, bu saatte onların burada ne işi olurdu? Silahlı güvenlik değildim. Bir silahım yok elimde. Sadece kuru bir el fenerim vardı. Korkuyla yanlarına yaklaşmaya başladım. Bunca gürültüden gecenin bir yarısı mahallede oturan hiç kimse rahatsız olmuyor muydu? Nasıl kimse polise haber vermemişti? yaklaştıkça benim varlığımdan habersiz sohbetlerini alaylarına devam eden kalabalıkta bir an o adamı gördüm. Dün gece beni korkutan bayıltan adam oradaydı. Ateşin kenarında oturmuş etrafında 8-10 kişilik bir kalabalıkla yine deliler gibi kahkahalar atıyordu. Onu gördüğüm anda bir refleksle hemen ayaklarını kontrol ettim. Loş ateşin ışığında kıllarla kaplı koca koca tonyakları heybetli bir şekilde duruyordu. Sadece o da değildi. Korkuyla hızlıca göz gezdiriyor, herkesin ayaklarına bakıyordu. Hepsinin ayakları anormal derecede korkunçtu. Bunların hiçbirisi insan değildi. Ben köşede nefes nefese kalmış korkuyla onları incelerken bir anda davul zurna sesi kesildi. Hepsi durmuş bana bakıyorlardı. Başımdan aşağıya kaynar sular dökülmüştü. Kaçacak hiçbir yerim yok o kadar kalabalıktılar ki ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bu adam ayağa kalktı. Dün geceki halinden çok daha farklıydı. O kadar iri ve uzun boyluydu ki tek bir eli benim gövdeme bedeldi. O bana yaklaştıkça ben geri adım atıyor, sendeleyerek uzaklaşmaya çalışıyordu. Yapabileceğim tek bir şey vardı. Arkamı döndüm ve diller gibi koşmaya başladım. Nereye koşsam karşıma çıkıyorlar kapkara gözleriyle, toynaklı ayakları ve koskoca elleriyle peşinden geliyorlardı. Kapıdan çıkamıyordum. Duvardan atlayamıyordum. Son çare kendimi iskelet halindeki inşaatın içine attım. Ateşin loş ışığı kaybolmuş. Göz gözü görmüyordu. El fenerimle tahtaların arasından geçiyor. Saklanacak, kaçacak bir yer arıyordum. O an aklıma geldi. İnşaatın etrafını çeviren teneke duvarın bir köşesinde ufak bir boşluk vardı. Eğer oraya ulaşabilirsem oradan kaçabilirdim. Koşaradım, inşaatın iskelerinden fırladım. Küçük boşluğa ulaşamadan başımda büyük bir acı hissettim. Yere yığılıp kaldım. Son hatırladığım onlarca sülüyetin etrafımı sarıp beni izledikleri gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Kendime gelir gelmez yerimden doğrulmaya çalıştım. Başıma yine korkunç bir acı saplandı. Baş ağrısı değildi bu. Başka bir acıydı. Başım alev gibi yanıyordu. Benim uyandığımı gören hemşire yanıma koştu. Sakin olmamı söylüyordu. Söylediğine göre dört gündür hastanede yatıyormuşum. İnşaatta başıma kalas düşmüş. Beni sabah bulmuşlar ve hastaneye kaldırmışlar. Dört gündür hastanede bilinçsiz yatıyormuşum. Oysa ki daha dakikalar önce o kabusun içinde boğuşuyordum. Yaşadıklarım gerçek miydi? Yoksa gerçekten de başıma kalas düşmüş ve bunun etkisiyle kabus mu görmüştüm? Hayır, kabus falan değildi. Bu kadar tesadüf olamazdı. Daha yeni işçinin biri yaralanmıştı. Ardından benim yaralanmam ve ölümden dönmem. Böyle bir tesadüf olamazdı. Koridorda bekleyen ailem uyandığımı duyunca hemen içeriye girdi. Ağlamaktan annemin gözleri kıpkırmızı olmuştu. Hastanede tam bir hafta yattım. Başıma tam 16 dikiş atılmıştı. Ben iyileşip eve çıktıktan sonra ustabaşı beni ziyarete gelmişti. Söylediğine göre benim kazam iyice tuz biber olmuş ve belediye inşaatın iznini iptal etmiş. İnşaat çürümeye terk edilmişti. Müteahhit oldukça zengin bir adamdı. Bu zarar onun için çok da yıkıcı bir durum değildi. Olan orada çalışan insanları olmuştu. Hepsi işsiz kalmıştı. Müteahhit onca tersle, onca kazaya rağmen inatla inşaata devam etmiş yüzlerce insanın hayatını hiçe saymıştı. İyice iyileşip kendimi toparladıktan sonra gidip bir avukatla görüştüm ve ne yapabileceğimi sordum. Ardından da müteahhiti tedbirsizlik ve ihmalden dolayı mahkemeye verdim. Sonuçta inşaatta birçok insan yaralanmıştı ve buna rağmen bir önlem alınmamıştı. Uzunca bir mahkeme sürecinin ardından oldukça yüklü bir tazminat aldım. Duyduğuma göre yaralanan diğer işçiler de aynı şekilde mahkemeye başvurmuştu. Onlara cesaret vermiştim. Aldığım tazminatla ufak bir iş yeri açtım. Terk edilen inşaat, Eyrece çok uzak olmasa da bir daha asla oraya adım atmadım. Kulübede kalan hususi eşyalarımı dahi almaya gitmedim. Arada ustabaşı ve tanıdığım bir iki işçiyle rastlaşır, selamlaşırım. Bazı gecelerde o terk edilmiş, uğursuz inşaat kabuslarıma girer. O korkunç yaratığın kahkahaları kulaklarında çınlar.